bu. Yani orada bir tane daha tayo varmış. Oğlum iki kişi ne yapıyorsunuz orada? Bunları anlayacağım bir kere bu. Bu oldu bu hala bu hanımefendinin şifaş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün dedim ki odada açayım videomu. Gaz yumurtaları bakacak ki bismillah. Pro. Gaz yumurtalarını kontrol etmemiz lazım. Boş dolu kontrol yapalım. Tamam sakin. Ya şimdi arkadaşlar. Ay tamam mı? Çok sıcak. Tamam da Haziran'dan sonradan yumurta koymam makinelere. Çalıştırdım. Yani yıllarca çalıştırdım çünkü. Haziran'dan sonra yumurta koyunca hava çok sert giderse sıkıntı. Ya da ne bileyim. Çıkan civcivler de çok verimli olmadığı için çok uğraşmıyorum. Bu tabi bizim için çıkartmıyoruz bu kazları da. Bir arkadaş bir ağabeymiş. Boş. Ay maşallah. Arkadaş hepsi boş bunlar. Yazın bu olay da çok fazla oluyor zaten. Başka bir şey yok. Aynen. İşte bir de bu sorun var. Baksana bir tanesinde damarlanma yok. Evet. Arkadaşın kazların herhalde çiftleşmemiş arkadaşlar. Bütün yumurtalar boş gibi duruyor. Yazık ya makine. Ha. Hakikaten hepsi boş. Yazık. Ha. Ha. Neyse. Vatana millete hayırlı olsun. Muhtemelen tamamı boş. İlk defa böyle bir şey karşılaştım. Böyle bir şeyle karşı karşıya. Neyse arkadaşlar diye de muhtemelen kaz hiç çiftleşmemiş. Arkadaşlar sıfır. Damarlanma sıfır. Yani hiç tohum yok içinde. Komik oldu. Neredeyse 12-13 gündür çalışıyor. Buraya gün boşuna yorulmuşsun canım benim. Olsun. Can sağ olsun. İşte yazın mesela horozların çiftleşme olasılığı da düştüğü için muhtemelen öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben bunları şimdi tekrar geri koyayım da. Bu videoyu çektiğim de iyi oldu. Birine desem inanmaz. Kaz yumurtalarımızın tamamı bomboş arkadaşlar. Tohum hiç yok. Sebebini yorumlarda tartışabilirsiniz. Geçen sefer çekememiştik ya arkadaşlar. Sen sizi seveyim sizi. Hadi bismillah. Evet. Artist ve sülalesi. Hulk ve sülalesi. Tamamen böyle. Artık dışarıdalar arkadaşlar. Kimseye de zararları yok. Kimseyle işleri de yok. Artık sürüye uyum sağladı. Biraz bir tık gıcıklık yapıyor bazen de. Pony sen neye geçtin pony? Ha? Oğlum bir selam vereydiyle geldin içeri. Kerata. O içeriği seviyor çünkü içeride güvercin falan yürüyor. Onları peşinde. Çok seviyor onları yakalamayı falan. Hulk gel haydi Hulk. Aha, pıltırcınım çıktı bak.
Fıltırcın family. Tamam, bir akümasız daha canım büyüyor. Oh, bugün hava da idare eder. Bugün arkadaşlar asilleri taşıyacağız. Evet, asilleri böleceğim bugün. Bugün planım o yönde. Hemen başlayacağız birlikte. Hemen bir suyu da bir çıkartayım. Sabahlardan beri çıkartıyorum, tamam mı? Ve en zevk aldığım kısım da bu. Horozlar birbirleriyle anlaşamıyor ya. Onu kovalıyor, onu kovalıyor. Oh. Şu kafesleri açayım da hızlı hızlı arkadaşlar. İşimiz bitti. Kafes açtırma işlemi tamam. İkinci işimiz aslında hayvanları yemleyip hızlı bir şekilde arkadaşlar tavşanları da yemlememiz lazım. Hayvanlar acıkmıştır muhtemelen. Bayi, ne yiyorsun sen? Tontik. Varil. Varilim benim güzelim, tatlım. Haydi büyüdü. Herkes acıkmış. Herkes gerçekten acıkmış. Evet, yaz aylarında mısır meselesinden bahsedeyim, çok soran oldu. 2-3 videodur mısır atıyorum, görüyorsunuz. Yağlanma yapmaz mı, yumurtayı kesmez mi? Evet, mısırın öyle bir etkisi var. Yağlanma da yapar, yumurtayı kesebilir. De böyle çok fazla vermiyorum. Ben sabah öyle atıp geçiyorum arkadaşlar. Hayvanlar mutlu olsun, uğraşsın diye. Şimdi akşama kadar zaten burada bunlar otlanıyor. Özgürce geziyorlar. Bizim burası tam gezen tavuk, mini çiftliği. O yüzden çok da fazla düşünmüyorum. Mısırıdır, arpasıdır, buğdaydır. Arada seperim. Hayvanlar en azından keyfini çıkarsın isterim. Ha, varsa farklı fikirleriniz aşağı yorum düşebilirsiniz. Biz de okuruz abi.
dedi ki bir sonraki işimize yetenim, oturdukça kalkasım gelmiyor. Bu arada arkadaşlar. Ama yılda buraya belki 4-5 kez biçiyorum ha. Yani tekrar tekrar büyüyor çünkü otlar. Burası hem serin hem de burada böyle bahçe tarzı bostan olduğu için annem sürekli burayı suluyor bizimkiler. O yüzden otlar da daha fazla büyüyor. Yani buradaki yoncayı neredeyse bütün yaz boyunca kademen olarak 3-4 kez üst üste biçtiğim oluyor. Yani bu da bizim için çok iyi. En azından tavşanların yemcileri hiç yok bu şekilde olduğu zaman. Şimdi birazcık daha biçeyim. Her gün böyle parça parça biçip götürüyorum arkadaşlar. Hapsini de saymıyorlar da. Şu otu koparıyorum ya. Biçtikten sonra bir ot kokusu var havada. Nasıl hoşuma gidiyor ya. Oh. Miau dadaş. Dadaş. Dadaş gel bakalım sen ne yapıyorsun dadaş. Ha? Ne yapayım benim kızım benim. Benim oğlum ne yapayım benim. Ha? Benim oğlum ne yapayım. Ya misal bizim ülkede arkadaşlar şey yok. Tavşan popülasyonu çok güçlü değil. Yoksa ülkemizde ya var çiftlikler tabii üretim yapan, dağıtımı yapan falan da yani bilinmiyor çok fazla. Yoksa bizim ülkede yani hayvancılık içerisinde bence tavşancılık, tavşan çiftliği, tavşan üretimi çok mantıklı. Yıllardır bakın ben bakıyorum. Bak yani pazarını da oluşturabiliyorsun. En azından bizim var şimdi küçük takılıyorum ben de. Çünkü onu şey yapacak gücümüz olmaz. Ortamı kuracak. Ama yani imkan olsa, ülkemizde popülasyonu daha güçlü olsa bence girilebilir. Sizlere de en az yatırımla yani tavşan çünkü çok ucuz kalır arkadaşlar. Bir de yem gideri yok. Tavuk gibi değiller, nazlı değiller. Kanatlı hayvanlar gibi değiller. Tavşanlarda hastalık yok düzgün. İşte sadece tavşan bir tık doğum yaparken falan ilgi istiyor. Hayvanlara biraz ilgi göstereceksiniz. Yavrularını ayıracaksınız. Erkek dişiye ayıracaksınız. Falan falan yani. Başka da bir uğraşacağınız bir şey yok. Güzel de otunuz varsa. İnek ne yiyorsa tavşan da onu yiyor. Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden tavşanları seviyorum. Altına mesela ahşap yapmışız. Hiç sorun yaşamadım. Tamamen ahşap alt tarafı. Eşmiyorlar en azından. Yani beton falan yapınca betonu eşeliyorlar. Eşmeye çalışıyorlar. Nasıl seziyorsalar. İçinde toprak var. Hadi canlarım. Ama ahşaba dokunmuyorlar. Sürekli yem veriyoruz. Ev artıkları verilebilir. Hepsi değil de. İnek ne yiyorsa bunlar da onu yiyor yani. Tavşanın bir sütünü sağmak lazım. Onu denemedim. Da size sütü de sağlıyor mu acaba? Yok o kadar da değil tabi. Ama ileride büyütebilirsem kocaman bir tavşan kafesi yapacağım. Yani nasip olursa. Belki 500 tanelik. 300-400 tanelik. Zaten bir 50 tane alsan bir senede 300-400 tane olur. O da ayrı bir mesele. Çok fazla üretken oldukları için. Pazarını oluşturup tavşancılık yapılır abi.
Hem benim güzel tavşanım. Bu damızlıklarımı da nasip olursa Rabbimizin fırsat verirse hiç bırakmayacağım. Bu damızlıklarımı ben devam edeceğim. Çünkü çok seviyorum. Çok emek verdik bunlara. Hem pofuduklar, tüylüler, güçlüler, büyüler, büyükler, iriler, renkleri çok iyi, süt beyaz. Tavşanda da en çok tutulan renk beyaz renk zaten. Şöyle hafif kahverengimsi. Bunlar geldiği zaman biliyorsunuz bizim sürü komple kahverengi, siyah falandı. Şimdi hepsi bunun gibi oldu. Bak hele bu hanımefendinin şifaşlı. Tamam, daha fazla rahatsız ettim. Biz diğer işe geçelim. Böyle bahsetmek istedim, bazen soran oluyor. Ama çok fazla detay veremiyorum tavşan konusunda. Ama ya bir pazarı var da çok geniş değil. O yüzden hop diye girin diyemiyorum ama en ucuz yatırımla belki pazarını bulursanız en çok getiri sağlayacak olan hayvan tavşan olabilir. Neden? Sebebi, tek sebebi yem giderinin olmaması arkadaşlar. Hayvanlara bir de şey yaptığınızı düşünün, dışarıya böyle alan yaptığınızı düşünün. Mesela yeşil alan var bizim burada. Yapılabilir. Gün içerisinde böyle bir tor sistemi yaparsınız. Çok fazla uzaklaşmamaları ve eşmemeleri lazım. Çünkü kaybedersiniz. Gün içerisinde 3-5 saat böyle salabileceğiniz bir ortam olacak dışarıya. Hayvanla gidip bir de otlasa inek gibi var ya, oh tadından yenmez. Akşamüstü de böyle geri kümesini edeceksiniz. Tavşanlar o konuda da akıllı hayvanlar ha. Ben çok eskiden beri de baktığım için, çok küçükken de bakardım, öğreniyorlar. Yani ahıra gütmeyi öğretebilirsiniz. Hayvanlar üstüne kıskışladığınız zaman kendi yuvalarının yolunu biliyorlar. Gidip girerler yani. Dağıldıkları zaman toparlamak kolaydır. Tavuktan kolay. Tavuklar akşam saati olmadan yuvaya gitmez. Sabah saatlerinde çok zor içeri edersiniz. Yani ederseniz de çok zorlanırsınız. Tavuklar biraz daha, çünkü akıllı hayvanlar. Bütün hayvanlar akıllı da tavuklar da çok farklı. Neyse. Çok fazla anlattığım zamanlar oldu. Umarım dinlemişsinizdir. Tavuklar bir çocuk zekasına sahip arkadaşlar. Bu da bilimsel olarak bir araştırmıştım. Gerçekten de çok fazla kelimeyi, rengi, çoğu şeyi ezberleyip akıllarına tutabiliyorlar. O yüzden hepsi zaten birbirine farklı karakterlere sahip. Evet, harikalar diyen çiçekleri. Güvercinlerimiz yine burada ama bu sefer azlar. 2, 4, 5, 5 tane güvercin gelmiş bu sabah. Nasıl oldu ki ha? Nasıl oldu ki sürüyle gelmedi? Nasıl oldu 200-300 tane dayısız? Ne oldu acaba? Ha. Diyeceğim poni bitirdi sizi de öyle bir şey de olmadı. Poni bu ara çok nadir tuttuğunu görüyorum. Eskiden çok fazla tutuyordu çünkü. Neyse. Şimdi bu taraftaki kafesi ben komple temizledim. Güzel de oldu gibi. Siz bakın isterseniz. Dezenfektesini de yaptım. Burayı alacağım. Ne kadar iyi seçebilirim bilmiyorum çünkü asilden anlamam ben. Hiç anlamıyorum. Hangisi iyi bir horoz, hangisi iyi bir tavuk bilmiyorum. Tip olarak ayıracağım. Böyle iri, kaba yapılı olanları buraya alacağım. Hatta hiç elime kutu mutu almaya da gerek yok. Ben şu üstten bırakırım ya. Zaten yan yanalar. Ondan sonra da şuraya herhalde çuvallarla bir hat yapmamız gerekecek. Belki onu da şimdi yapabilirim. Çünkü o hattı yapmazsak birbirlerine bunlar torlar engellemez. Bu torlar bir de ince. Hiç iyi olmaz. Aynen. Sonra da bunlara bir yem veririz, bir karışım veririz, olur. Bugün çünkü bunlara ayırmam lazım tamamen vaktimi. Yoksa bir daha yapamam arkadaşlar. Hava çok sıcak olduğundan ötürü bugün bu işi halletmemiz lazım. Yarın da başka bir iş yaparız inşallah. Hadi başlayalım isterseniz. Hadi bismillah. Ha, içeriye göstermedim. İçeride böyle hiç tarmar koymadım. En son koyacağım. Önce bir hayvanları buraya alalım. Şimdi böyle bir gözlemliyorum. Hayvanlar çok sağlıklı da değil bu arada arkadaşlar. Yine bir modlara düşmüş. Fark ettik de. Hayvanlar ona nasıl çamur etmişler bunun içine. Toprak niye atarsın siz arkadaş? Manyak mısınız siz oğlum? Neyse. Şimdi. Bunlar o zaman dev gibi ya. Ya bunları alacağım bir kere. Bu da ağır bir hayvan ha. Maşallah.
Adana şimdiden başladılar. Oğlum bir rahat durun lan. Bunu burada bırakacağım zaten de. Dedim mi bu hatta bir şey çekmemiz şart. Çekmezsek eğer bunlar birbirini yer arkadaşlar. Bu. Artist. Çok artist. Neyse halledeceğim. Full kas hayvanı. İki. Şimdi başka kaba kaldı mı? Ama bu siyahı da alacağım ya. Bunlar hep zaten onların cinsinde. Bak şimdi. Şimdi gel buradan bir çabuk. Yani. Asal bu. Bakınca çok bir şey de kalmadı da. Siyahlardan başka. Şimdi bu tayfaya dokunmayız ya. Burada 3 ırktan 2 tane varmış ya. Bunu da al bak. Şu siyah da onlar bak. Sen gitme istiyor bak. Hepsi artist yani. Sadece o deva. Bunlar da artist hareket yapıyor. What? Vay. Şey bekliyormuşlar. Başka kafes almamı bekliyormuşlar ki böyle artistlik yapalım. Bak. Herif olmuş bunlar başımıza. Şunu da alayım bu tarafa. Bu da onlardan ya. Aynen. Zaten geçmek istiyor onun da boynu var. Ah şey. Tekrar bekleyelim. Burada şimdi arkadaşlar iki ırk var. Ben üç cins zannediyordum. Yoksa üç cins var mı? Yorumlarınızı alırsam sevinirim. Kaba ırk o tarafa aldım da. Orada bir siyah daha var ama hiç onlara benzemiyor. İyi, güzel de horoza benziyor. Baba, şu. Şu da kırmızı. Bu çilli yazıdan okunmuyor. Şu çilli duracak. Nasıl etsak ya? Çok karışık oldu. Bu arada buradan seçme olarak 3-5 tane horoz sahiplendireceğiz arkadaşlar. Tavukları vermeyiz de. Çünkü fazla horozumuz var. Babamla şimdi parti yapacaksak bunların biri duracak, biri çıkacak. Hatta ikisi çıkacak belki. Burada bir tane de böyle çil bir şey var. Bu arada bir buna dokunmayız gibi geliyor da. İçeriye bir bakalım ben horoz kaldı mı? Aa bir tane daha var burada manyak. Onu da bu tarafa alalım. Şu kahverengiler farklı cins mi, orijinal cins mi? Şunu şöyle bak. Şu an ciddi anlamda kafam çok karıştı arkadaşlar. Bir tavuk daha atacağım oraya.
şunu atmayı düşünüyorum. Bu diğerlerinden daha farklı böyle bakınca. Güzel de hayvan da. Ne bileyim ben nasıl yedim ya. Sana bırakacağım. Sen daha iri duruyorsun. Sonra olmazsa şey yaparız. Yine vurma yaparız. Şimdi bölüm işlemi tamam. Şimdi arkadaşlar bir hızlıca inceleme yapalım. Sonra öbür işe geçeceğim de. Siz de bir bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi burada çilliler var. Yani bu çillere dokunmak istemiyorum. Şöyle bir çökelim. Böyle bakınca hepsi birbirine renkler olarak, tonlama olarak çok yakınlar. Bir şurada şu var. Plymouth'a benziyor. Neyse. O dursun dedim bu sürüde. Bu sürü böyle daha minyon, daha tatlı duruyor görünüyor gözüme. Şu horoz mesela çok iyi bir horoz mu değil mi bilmiyorum. İyi oldu ya. Burada şu an bu sürüye abes yani göze batan ya da abi şunu da öbür tarafa assaydın iyi olur dedin şunu atabilir miyim? Assam mı bu siyahı? Benziyor mu onlara? Yok hiç de benzemiyor. Onu da öbür tarafa at, öbür kafese al dediğiniz bir hayvan varsa alayım. Bu arada tavuklar haricinde yani 1 artı işte 5 veya da 1 artı 7 koy bırakacağız. Bir tane horoz olacak, 4-5 tane de tavuk olacak yanında. Şimdilik öyle sadece cinsleri bölmek için bu hamle yapıyorum. O cinslere tekrardan üstünden çok kez geçeceğiz birlikte. Sizlerin yardımıyla. Şu içeride de birkaç tane var, onları da göstereyim. Şu siyah bir kafamı karıştırdı. Güzel horozu belli. İyi bir horozum, kötü horozum bilmiyorum da. Bunu da buradan çıkarsam mı dursam acaba? Şurada bir tane daha çilli var. Bu çilli horozlardan 3 tane mi var? Yok. Tam Plymouth'a benzeyen bir tane horoz var. Olmazsa bu horozu, şu horozu sahiplendirebiliriz. Hatta şurada 2 tane var bunlardan. Olmazsa bunların birini de sahiplendiririz. Burada önemli olan aşağıda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hangi horozun bu sürüde daha iyi olacağı? Bize bu şunları dediler. Şu sırtı şey kafası çilli olan horozdan iyi olduğunu dediler. Yani damızlık olarak kullanabileceğimiz horoz lazım bize. O konuda yardımınızı yorumlarda görürsem mutlu olurum. Diğer açıdan da gösterelim. Diğer horozları da sahiplendirirsek kumersil.com adresini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabileceksiniz. Burada da bizim diğer part var. Bunun arasında hiç anlam veremedim. Bunlar nasıl horoz, nasıl tavuk, nasıl asil, nasıl cerza. Şimdi bir tarafa geçelim. Bu iş tamam burası herhalde. Evet. Nüfusu azalttı ha. Bir tane rahatsız hasta var. Gördüğüm kadarıyla şu siyah. Geri kalan da bir sıkıntı yok. Şimdiden kendilerine diklenmeye başladılar bile. Ben burayı acilen bir şekilde kapatmak lazım. Yani yine kapatayım desem 2-3 gün müsaade eder miler bilmiyorum. Şimdilik çok böyle bilinen şeyler var ama. Şimdi buraya bir bakın arkadaşlar. Değişik renk tonlarına sahip hayvanlarımız var. Çok iri, çok kafası büyük hayvanlar var. Boynuzları var dersin ki. Nasıl da kaliteli miler bu partı kümesinde bulundurmalı mıyım yoksa sahiplendirmeli miyim onu sorayım. Yani hangisini tercih etmeliyim? Çünkü iki kafes asil gitmeyebilirim. Buraları çünkü gelen sezon belki cins dolduracağım her kafesi. O yüzden bu konuda yardımınıza ihtiyacımız tabii ki var. Siz derseniz ki abi sağdaki kafes daha iyi veya da bu taraftaki kafes daha iyi. De bana öyle geliyor bu taraftaki kafes daha iyi değil mi? Hem tip olarak hem renk olarak falan. Burası ne kapkara burası ya zindan. Ama ya bunların cinsi de farklı belli. Pençeleri çok büyük kalın. Büyük yapıları full kas zaten bunlar. Hadi bakayım cineysa. Özel balık kuduğuyla yaptığım yem karışımı arkadaşlar. Böyle bırakalım resimler. Öbür tarafı da bıraktım. Civciv yemi, mısır kırığı, arpa buğdayın böyle toz haline getirilmiş. Üstünde bir de balık unu. Orijinal. Protein değerlerini yükselttiğimiz bir yem katlısı. Biliyorsunuz asil ırkı bu cinslerin tamamı kas yapısı daha yoğun hayvanlar. O yüzden çok fazla proteine ihtiyaç duyuyorlar. Hem gelişimler için hem sağlıklarının düşmemesi için. Proteini o yüzden biraz fazla vermeye çalışıyoruz gün içerisinde. Yesin içsinler.
Bu arada arkadaşlar büyük hayvanlar, örnek veriyorum, işte hindidir, kazdır, yavrularından bahsediyorum. Bazen bakarken hindi yavrularıyla çok fazla ölüm oluyor civcivken. Civcivken yaptığınız yanlış, normal civciv yemi yedirmeniz onlara. O yüzden hindi civcivi baktığınız zaman biraz da proteini yüksek yemler yedirmelisiniz. İşte bu yabani hayvanlarda da oluyor mesela. Keklikte falan da var bu mevzu. Onların yem değerlerinin daha yüksek olması lazım. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra yazıyorlar ki ya benim hindilerim niye patır patır hem gelişemiyor hem ölüyorlar. Aynı yemi yedirmeyin. Nasıl yaparsınız onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum, normal bir civciv yemi, yumurta civciv yemi misal, biraz daha gidersiniz herhangi bir markaya, yumurta civciv yemi var ya, onun yerine gidersiniz etlik piliç civciv yemi alırsınız. Etlik piliç civciv yemi aldığınız zaman et için verilen bir yem olunca onun protein değerleri daha yüksek, yağlansın diye falan, karbonhidratı daha yüksek falan. Yine ayrıca işte yumurta ile besleyebilirsiniz. Normal yumurta haşlayıp verebilirsiniz takviye olarak. Benim gibi balık unu, soya fasulyesi unu alıp takviye olarak verebilirsiniz. Bu şekilde hayvanları destekleyerek hızlı büyümelerine yardımcı olursunuz. Normal civciv yemine balık unu ve soya fasulyesi unu karıştırarak da bir de noktaya ulaşabilirsiniz. Bu mal yemleri var. Pardon. İnekler için süt yemi var falan var ya, işte o yemleri de tavuklarında veren arkadaşlara bak, o yemler çok ağır yemler. Proteinleri çok yüksek. O yüzden onları çok az, haftada 1-2 kez veriyorsanız öyle, ama sürekli beslerseniz o yemlerle hayvanların sağa sola bir yerleri patlar. Ayakları yara olabilir, kafasından bir parça bir şey çıkabilir. Çünkü fazla protein yüklemesi yaptığınca sindirim sistemini çökertebilirsiniz tavuklarınızın. Ve hayvanları telef edersiniz hiç fark etmeden, işte karaciğerlerinde, hayvanların iç organlarına yağlanma olabilir, iflas olabilir. Çok güzel açıkladık mı? Yok. Dikkat edin. Her kümeste olur böyle dengesiz tavuklar. Şu arkadaş korkusundan psikolojisi bozulduğu için dışarı çıkamazken, bu arkadaşımız da aynı şekilde hem rahatsızdır hem psikolojisi bozuktur. Bu hayvanlara yardımcı olmak istiyorsanız arkadaşlar, tamamen sürüden çıkartmak en mantıklısıdır. Bakın aylarca biz kafes psikolojik tedavi yaptık tavuklarımıza. Bunlar da aslında onun tedavilerin içindeydi. Ama hiç düzelmeyecek, psikolojisinin hiç normala dönmeyecek hayvanlarınızı maalesef sürünüzden tamamen çıkartmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani bugün ben baktığım zaman ne yapacağım? Canım sıkılıyor, yem yemiyorlar, canları sıkılıyor, sürekli dışarı bırakıyorum, biraz otlarım, tekrar içeri gelip 7-24 vurdular bunlar ya. 7-24 hiç çıkmıyorlar. Yine maşallah harikalar diyarında gurk bitmez. Her yer gurk oldu. 1, 2, 3, 4 tane gurkumuz var yine. Çok güzel. Bu hırçın gurkumuz. Şampiyon gurk, şampiyon. Ne var artık? Çok pis katlıyorsun ama sen orada bir tane daha tayo varmış. Oğlum iki kişi ne yapıyorsunuz orada? Ha? Altızda yumurta varsa. Ben seni kütler. Odamda bozmamız lazım. Kala. Kalk. Oh maşallah. Öyle de kıttın çok, yüzüne bağırdık seni ha. Kalk. Çık. Çık, tüysüz kalmasın zaten. Çık haydi. Haydi. Aynen ahın çekmiş, ahın kalmış haydi. Sen mi sinirlendin? Oğlum onu sinirlendi. Nasıl sinirlendi? Haydi. Haydi topik. Çok mu sinirlendin sen? Sen çok mu sinirlendin lan ha? Şimdi bak şimdi bu ne yiyeyim sen? Bak şimdi yiyeyim kafasından tuttum ya. Sen de vurmayı vurur bir daha. Utanmaz. Bak. Sen de çık. 5 tane de kurt sayımız 6 oldu. Ha meymen at. Koçcudu yemiş. Lan yine bir operasyon yapılacak, belli oldu bu kurt tavuklara. Hızlı toplayayım da şu yumurtaları. Hey 7 günler. Vay maşallah güzel. Tabi aynı folluklara yumurta salıyorlar zaten. Bereket olsun. Yaz sezonunda yumurta alıyorsanız arkadaşlar şükredin. Ben eki sen halen daha yumurta kurtluktan vazgeçmedin mi?
Altında da 3-4 tane yumurta varmış keratanın. Heh. Yo. Onu da alacağız. Sen niye kul tutamayacaksın bakacağım? Ha sen niye kul tutamayacaksın? Siz hepsi bir kafasına kapatacağım. Heh. Bir sana eksiktin. Kaba sakal. Heh. Kaba sakal. Bir sana eksiktin kızım. Heh. Tontik. Ya güzel anne olur kaba sakaldan ama istediğimi alamam. Şimdi cücük çıkartırsak daha da bakamam. Sen de hırçın mı? Yok, bu güzel bir tavuk. Sizi yazdım oğlum. Sizi yazdım, sonra açacağım hesabınızı. Evet, güzel yumurta da topladık kolluklarla. Oh, maşallah. Az ama olsun, olsun. Ya bu yıl hiç yumurta toplamamalıyız, yapamadım. Çok fazla birikmedi. Bıldırcınları da yapacağım. Bıldırcınları şu an bekletiyorum. Ama tavuk da yapamıyor. Hem yumurta isteyen arkadaş çok oluyor. Çok geciktiremiyoruz. O yüzden gönderiyoruz. Hem de işte yalmaz diyor ki hadi çıkın çocuk. Hadi. Haydi cimcimeler haydi. Tamam. Bu işte tamam. Evet arkadaşlar, bugün de işlerimizin tamamını hallettik. En azından ben hallettim. Şu an mesela saat gitgide hızlanıyor ve ben terlemeye başladım. Olabildiğince her gün böyle sabah erken inip hızlıca işler halletmeye çalışıyorum. Bugünkü videomda sabah en komiği benim için sabahı. Yumurtaların tamamının boş olması. Halen babama da demedim. Babama deyince muhtemelen üzülecek. Kim getirmiş bilmiyorum yumurtaları ama hepsinin boş olması gerçekten benim için komikti ve yazık. Üzüldük de yani. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Şu kapıyı kapatalım. Pony Bey gelmiş. Hanımefendi içeri girmiş. Kapıyı da açık bırakıp girmiş. İnşallah dışarı çok fazla tavuk çıkmamıştır. Artistin, bizim yanığın hanımı halen de duruyor sürüde ve çok mutlu. Yanık sürüden çıktıktan sonra, kendimden bahsediyorum. Bizim yani Safinaz çok keyfi yerine geldi. Nasıl oldu bilmiyorum. Oo, dışarı çok tavuk çıkmış mı ya? Ooo lan haydi. Tavuklar hep dışarıda. Şey de burada. Ula. Vay anam vay. İşte. Raptör. İnşaat mühendisi neydisin burada? Alt ferihlerin al çık haydi. Ooo bu da ferihler olsun. Çok fazla tavuk var dışarıda. Bunlar surat mümkün değil. Ulan pony. Sabah öğlen kovalasam içeri edemez. İki iş olması lazım. Bunları içeri edebilmek için. Neyse. Şimdi de kapatalım en azından gerisi çıkmasın. Çok fazla çıkamadı işte. Hiç şey olmadı. Kim bilir daha kaç dakikadır açık. Takılsınlar. Çok şükür şu an yani etrafta yabani hayvan yok, köpek yok. Çoğusu yok. Geçen yıla göre bu yıl daha rahatız. O yüzden çok fazla korkmuyorum. Ama bakınca da bayağı bir sürünün 3'te 1'i dışarı çıkmış arkadaşlar. Maviler de burada. Clean neighborlar burada. 2, 4, 5, 6, 7 tane hayvan var şu an dışarıda. Gerisi içeride çok şükür. O ne yani ki tavuklara bakış. Kapıyı aç bırak dışarı. Sonra tavuklara bak yanında. Tamam. Bambu? Lan bambu ne yapmışsın? Neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Asiller hakkındaki yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Kuluçkalık yumurtadan tutun başka ne aklınıza gelirseniz gelirse de kumesim.com adresinden bulabilirsiniz. Orada sadece satıcı olarak ben yokum. Birçok arkadaş var. Hatta kendi ürünlerinizi de kümesime ekleyip sizler de ister alıp ister satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye.